Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Öğrencilere ve velilere hem müjdesi vardı. Tabii bu müjde kitaplar da arkadaşlar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı kitaplar artık birkaç ilkokul, ortaokul, liselere bazı kitaplar ücretliydi. O kitapları ücretsiz yaptı. Büyük müjdesi buydu. Biz bugün o müjdeden çok daha çok Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul, liseleri kapatıp kapatmayacağı sorusuna net bir cevap verdi arkadaşlar. Buna bakacağız. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumunuz varsa belirtin. İyi seyirler. Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada Ağustos başında Milli Eğitim Bakanı olan Mahmut Özer dün sabah kahvaltısında bir yere geldik. Tabi bu gazetede alınan yazı arkadaşlar. Gazeteciden Milli Eğitim Bakanı'na bir araya gelmiş ve ona soru sormuşlar. Kendisiyle hem pandemi süreci hem de bakanlıktaki hedefleriyle ilgili yaklaşık 2 saatli bir sohbetimiz oldu. Bunu dediğim gibi gazeteciler ve Milli Eğitim Bakanlığı sormuş. En çok merak edilen soruları başlayalım. Okulların durumu ne olacak diye Milli Eğitim Bakanlığı sormuşlar. Yeni Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda çok net bir kararlılık sergiliyor. B ve C planımız yok. Koşullar değişiyor, önlemler değişiyor, saatler değişiyor ama okullar açık kalır diye söylemiş. Tekrarlıyorum. Milli Eğitim Bakanı B ve C planımız yok. Koşullar değişir, önlemler değişir, saatler değişir ama okullar açık kalır diye net bir açıklama yapmış. Onun dışında okullardaki korona vakalarıyla ilgili güncel durumu Bakan Özel verdiği rakamlar üzerinden aktaralım diye açıklama yaptılar gazeteciler. Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde 57.108 devlet okulu olmak üzere toplamda 71.320 tane okul var. Bunun 850 bin, bunun içinde 850 bin sınıf bulunuyor. Bu veriler doğrultusunda son durum şöyle. Cuma günü itibariyle 4025 sınıf kapalıyken 10 günlük karantina süreci dönemlerinde etkisiyle kapalı olan sınıf sayısı şu an için 2225'e gerilemiş durumda. Bakan Özel bu verileri yola çıkarak endişe verici bir durum olmadığını, okullarda uygulama maske mesafe temizlik kurallarının bu sayının daha fazla yükselmesini engellediğini söylüyor. Öğrencilerin dışarıda iken okullardaki okullar kadar dikkatli olmadığını dile getiriyor. Daha önce 4025 sınıf kapalıyken şu anda 2225 sınıf kapanmış durumda arkadaşlar ve bu bir endişe verici durum değilmiş. Bakan Özel tarafından şu anda bir sıkıntı olmadığını ve böyle devam edeceğini şuradaki yazısında net bir şekilde söylüyor. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar Bakan Özel 4025 sınıfı kapalı olduğunu söyledi. 10 gün içerisinde bu sayı 2225'e düştü ve şuradaki siyah yazıda gördüğünüz gibi B ve C planımız yok. Koşullar değişir, önlemler değişir, saatler değişir ama okullar açık kalır diye net bir açıklama yapmış. Yani okullar kapanmayacağını söyledi, koşulları değiştirebiliriz dedi, yeni tedbirleri getirebiliriz dedi ama okulları kesinlikle kapatmayacağız diyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu ay zaten bir şey çıkacağını düşünmüyordum. Bu zaten bakan laflarıyla da ilkokul, ortaokul, liselerin bu ay kapanacağı zaten kapanmayacağı belliydi. Çünkü hem Cumhurbaşkanı'nın şehir dışına çıkması, bu hafta kabine toplantısı olmaması, hem bilim kurulunun yazılarında sadece üniversite vurgusu yapması, yani ilkokul, ortaokul, liselere bir vurgu yapılmadı, sadece üniversitede vurgu yapıldı. O yüzden hani bu ay şu anda üniversitede üzerinden gidiliyor, hani üniversite tarafından bir tedbir gelecek mi onu bekliyoruz ama ilkokul, ortaokul, liselerde bir tedbir çıkar mı? Şu an için hayır. Üniversite içinde çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bilim kurulu toplantısı bekliyoruz. Bakalım bilim kurulu toplantısında ne denecek? Oradaki yazıya göre de üniversitelerle ilgili konuşma yaparız. Ama şu anda ilkokul, ortaokul, liselere bir kısıtlama yok. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.